Mutlu Pazarlar yolun başındayken programından herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, genç arkadaşlarım için üniversiteli olma fırsatı halen devam ediyor. Ek yerleştirme dönemindeyiz, 30'una kadar. Ee, şöyle bir dikkatlice bakın, hani bazı dönemler vardır, tam olmadı, olmadı işte artık seneye dersiniz, bir anda... O dönemi fırsata çevirebilirsiniz. Acaba bu ek ek yerleştirme dönemini nasıl görmek lazım? Nasıl fırsatlar bizi bekliyor? Konuklarımla bunları değerlendireceğiz. Siz de sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla programımıza katılabilirsiniz. Yolun başındayken başlıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikte hoş geldiniz. Sağ olun Görkem Hanım günaydın İyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size de iyi pazarlar. Üniversitede heyecan hala devam ediyor mu? Tam böyle bir bit artık. Aslında art giderken... üniversite demek zaten heyecan demek biliyorsun Görkem Hanım. Sadece bazı dönemlerde bu heyecan birazcık da artıyor. Hı hı. Yoksa üniversite, üniversite olmak, üniversite yaşantısı, üniversite eğitimi zaten kişilere o yaş grubunda ayrı bir heyecan hı hı. getiriyor, ayrı bir heyecan katıyor. Çünkü hayatları şekilleniyor. Ondan sonraki hayatlarında ne tür işler yapacağını, nasıl bir sosyal hayat içinde olacağını. Hatta başka alanlarda belki hayat arkadaşlarında buldukları bir hı. yer oluyor. Evet, Bunu evet, kabul evet, etmek evet. lazım. Çünkü tam gençlik döneminden aslında genç e, ne diyelim ona? Biz orta gençlik mi diyelim ona yani biz? Yetişkinliğe yani yetişkinliğe bir ya orta, orta gençlik dönem, gençlik orta değil, gençlik tamam. diyelim ona. Orta gençlik dönemine geçiş daha ayakları yere basan, daha hayatın gerçeklerini gören, hayata daha toz pembe değil de daha gerçekçi bakabilen, realize edebileceği hedefleri çok net olarak tespit edildiği bir dönem. ...aslında üniversite şahı. Bir Onun de için orada tabii ki çok büyük etkileşimde bulunacak. Kesinlikle, yani bulunduğu ki. çevre, arkadaşları... ...koşullar ona... ...yani aslında bir yaşam içinde bir tarz sunuyor. Tabii yaşam ki yani şey var bir sunuyor, de ...bakınız değil e, öyle değil mi? Aslında hani çok kültürlü... ...çok dilli diyoruz. Hmm, yani hmm. böyle bir yaşantı artık günümüzde... ...insanların önünde... E, ...gittikçe ettiğin bir rol oynamaya başladı. Yani Türkiye'nin... ...işte 80 vilayetinden... ...ve e, dünyanın... Ne bileyim yüz ülkesinden, yani farklı kültürlerde, farklı efendim dillerde, farklı dinlerde, farklı renklerde evet. insanların bir araya gelerek aynı çatı altında aynı hedefe doğru koşması hmm. muhteşem bir şey. Yani insanlığın gerçek anlamda e, temayüz etmiş olduğu bir arena orası. Evet. Dolayısıyla orada gençler üniversiteye gelinceye kadar ki bütün yaşantısını bir kenara bırakıyor, farklı bir segmente geçiyor, farklı bir arenaya, farklı bir pozisyona geçiyor. O anlamda üniversite çok önemli. Yani tabi. bulunduğu çevrenin dışına çıkıp hele bir de aileden uzaklaşarak ki, e, yani. şehir dışına gelip okuyorsa evet. kim bilir neler kazanacak, ne evet. deneyimler elde evet. edecek. Evet, şimdi yani. bayram yaklaşıyor. Bayramda belki böyle bir aile arasında ne kazandın, oğlum ne okuyacaksın şimdi sen? E ne olacakmış o bölümü bitirince diye bayağı sorulara maruz kalacaklar. Evet. Acaba bu ek yerleştirme dönemini doğru değerlendiren arkadaşlarım da bu arkadaşların arasına katılabilecekler mi? Tabii yani şöyle bakmak lazım Görkem Hanım. Öncelikle bu program vesilesiyle programa başlamadan önce bugün bile bu kubbenin altında bu programı çok rahatlıkla yapabilmemize fırsat tanıyan yapmamızda büyük emeği olan önce 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu ülkenin birliği ve bağımsızlığı için bu ülkenin eğitim bağımsızlığı için hayatlarını feda eden Doğu'da, Güneydoğu'da ve sınır ötesindeki bütün şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda en büyük gücümüzün Birlikteliğimiz olduğuna inanıyorum. Bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Değişik platformlarda ben bunu dile getiriyorum. İster üniversiteli olun, Hatta Nobel ister, Barışı'na ister, için ister adım attınız olunuz. değil evet, mi? Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi hmm. sizin de bildiğiniz gibi 28 Temmuz'da büyük bir basın toplantısıyla Türk halkının bu demokratik duruşundan dolayı Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiği, şeklinde bütün dünya bütün dünya kamuoyuna bir ilanda bulundu bir duyuruda bulundu ve bu maksatla da iki büyük komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar e, o tarihten beri yani 28 Temmuz'dan itibaren bu çalışmalarını sürdürüyorlar. Sahaya indiler, saha araştırmaları yapıyorlar. Kazandaki hava alan, alan etrafındaki samanları yakıp uçakların kalkmasını engelleyen halktan paletin altına yatan, tankın altına giren ne bileyim, koskoca kamyonu arkadaşıyla, mahalle arkadaşıyla beraber Taksim'e taşıyan o e, kız kardeşimizden, efendim köprünün üzerinde, tankın önünde duran, yani Türkiye'nin her alanında o demokratik duruşu sergileyen insanlarla röportajlar yapılıyorlar. Dökümanlar toplanıyorlar, sesli, görsel, yazılı dökümanlar ve bunlar büyük bir dosya halinde hazırlanarak Eylül'ün başında Nobel Komitesi'ne için. başvuracağız. 2017 aralığına kadar sürecek olan bir süreç var. Adım adım bunu takip ediyoruz. Tabii aslında yine sizin vesilenizle Habertürk kanalıyla buradan da bütün izleyicilerimizle bunu paylaşmak istiyorum. Buradaki aslında Türk halkı yapmış olduğu bu duruşla, bu demokratik duruşla, bu birliktelikle yani doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hiçbir ayrım yapmaksızın ülkenin bağımsızlığı adına, ülkenin birlikteliği adına ortaya koymuş olduğu bu duruş Nobel'lerin çok ötesinde bir duruş aslında. Hı. Nobel Barış Ödülü'nün çok ötesinde bir e, ödüle layık olan bir halk. Bu bir aslında bir araç, amaç değil. Hı hı, amaç hı hı. Türk halkının bu duruşunu bu vesileyle bütün dünyaya duyurmak. Hele de bildiğiniz gibi özellikle son günlerde e, kirli bilgilerin dünya kamuoyunda hızla yayıldığı, ülkenin bu duruşunu takdir edecekleri, alkışlayacakları yerde neredeyse hele, keşke darbe olsaydı. Diyecek şekilde bir dünya kamuoyuna bir ders vermek aslında bu çalışmalarla. Dolayısıyla evet yani sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bu çalışmalarda bir taraftan yürütüyorduk. Tabii konuyu nereden buraya getirdik? <laughs> Aile bu arada... meclisinden evet, efendim şimdi, buraya geldik. E, hani dedim ya ek yerleşme evet, döneminde arkadaşlar Şu üniversiteye olabilecekler derseniz, mi? E, üniversite adaylarımıza, birinci yerleştirmede yerleşemeyen adaylarımıza her yıl üniversiteye girmek zorlaşıyor. Birinci hmm. konu bu bir defa yani onların akademik tarafını işte kaç puanla nereye girerler ne tercih ne yapacaklar onu zaten aslında birçok bölüm onu, açılıyor birçok üniversite Onu zaten üniversite alıyorlar. Açılıyor, yani ben yine de zorlaşıyor mu bu e, iş diyorsunuz. Müsaade ederseniz diyorsun. ben bu beraber geçireceğimiz bu süre zarfında bunlara zaman harcamak yani bunun için zaten rehber hocalarından öğreniyorlardı. Hı hı. Tercih merkezlerinden evet. alabiliyorlardı. Üniversitelerin yayınlanmış oldukları kılavuzlardan onu zaten görüyorlardı. Evet. Hangi üniversitenin hangi bölümü var geçen sene hangi puanla aldı tabii. falan Teknik. Ama şunu unutmasınlar. Biz bugün müsaade ederseniz şu mesajı verelim. Öncelikle de e, bu ayın sonuna kadar değil mi? 30, 30 e, Ağustos'a evet. kadar ek tercih dönemi devam ediyor. Aynen. Burada gençlerimiz, üniversite adaylarımız şunu asla unutmasınlar. Her geçen gün hı hı. üniversiteye girmek zorlaşıyor, hı. kolaylaşmıyor. Her geçen yıl üniversiteye giren üniversite adayı öğrenci sayısı artıyor. Hı. O zaman şu çok önemlidir. Ee, bir defa üniversitelerin boş kontenjanlarını çok iyi takip etsinler. Hangi üniversitenin, hangi fakültesinin, hangi bölümünde ne kadar kontenjan eksikliği var? Tamam. Daha önceki yıl hangi puanla buraya öğrenci yerleşmiş? Bir defa buna çok iyi baksınlar. Önemli bir konu var. İnsanlar bir bakıyorlar ki aslında çok rahat girebilecekleri bölümler olmasına rağmen bu araştırmayı sağlıklı yapmadıklarından dolayı ya ben buraya da giremem, veya da ben hmm. o üniversiteye girmem mümkün değildir. Karamsarlığı içerisinde araştırma bile yapmayan öğrencilerimizin olduğunu Doğru. çok iyi biliyorum. Dolayısıyla en önemli konu bilgi sahibi olmanız lazım. Yani bilgi sahibi olmadan tercih yapamazsınız hı hı. ki. Birinci önceliğim bu, bütün öğrencilerimize. Tabii ki her geçen yıl üniversiteye girmek zorlaşıyor. Ama bu şu anlama gelmez. Ya kardeşim ne olursa olsun bir yere, yani hak tabiriyle çok affedersiniz, bir, bir kapıdan içeri gireyim. Hı, yani açıkta bunu da, kalma. Bunu da yapmasınlar, hı. bunu da yapmasınlar. Hep bizim sizinle de programlarımızda vurgulamış olduğumuz dört temel unsur var. Bir, seçeceğimiz meslek hmm. bir defa bize hayatımızdaki yaşantımızı, ekonomi girdiğinizi sağlayabilecek hem kendimizin hem bizim bakmakla mükellef olduğumuz kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomi girdiği sağlayabilecek bir meslek olması hmm. lazım. Yani bir ekonomik girdisi Mali olması lazım. Mali koşullarına bir baksınlar. Bakması ne lazım. kazanacaklar? İkinci konu, o mesleği ...hayat boyu onurla taşımamız lazım. Yani Gökhan Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu işi yapıyorum. Onu diyebilmeniz lazım. Hmm. Yani seçeceğiniz mesleği söylemekten imtina edecekseniz... ...lütfen o mesleği ne yapmasından seçmesinler. Evet. Üçüncü konu muhakkak ki moda meslek olmasın. Yani bugün bazı moda olmasın. meslekler var. Moda meslek olmasın. Hı -hı. Yarından sonra da var olacak mesleği seçsinler. Yani insanlık var olduğu müddetçe o mesleğe insanlığın ihtiyacı olsun. Gelişimi açık olsun o meslek. Moda meslek asla seçmesinler. Nedir bundan moda meslek? Ben isim vermek istemiyorum ama yani biz İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de bir bu, bununla alakalı birçok bölüm var. Öğrenci A bölümünü seçiyor. O bölümün o bölümde mezunların %5'i bile eğer iş bulabiliyor ise %95'i dışarıda dolaşıyor ise iş bulamıyorsa onu düşünerek seçmeleri lazım. Hmm. Çünkü Türkiye doymuş o piyasa doymuş ne bileyim dünya doymuş o alanda bazen de böyle her yere hareket edebilecek hani, elastik'i onu arz ettim yani, evet, geçiş, yani geçiş geçişleri olabilmesi olabilecek. lazım kendini öyle bir geliştirir ki yani 10 yıl sonra o meslek olmasa da bir hemen başka, başka, meslek başka bir geçebilmesi disiplinle meslek lazım. bir çalışma yapıp diğer mesleğe geçebilir evet, dolayısıyla moda meslek seçmesinler hı hı. yani okurken onu ya ben falan şey okuyorum güzel diyorlar da hı hı. E peki mezun olduktan sonra ne, ne oluyor bu da çok önemli hı hı. son olarak da sevdikleri bir meslek seçsinler her zaman söylüyorum bunu ben en sona söylüyorum. Hmm, ben de hep en başta söylüyorum bunu böyle tartışıyoruz. Evet. Sizin. Burada aramızda <laughs> belki biraz görüş ayrılığı olabilir. Evet. En son hmm. sevdiğiniz bir mesleği çok sevebilirsiniz ama o meslek yukarıda saymış olduğum üç kriteri yerine getirmiyorsa bir anlam ifade etmez. Hı hı. Bunlara çok dikkat etsinler muhakkak ki. Kesinlikle ve kesinlikle Görkem Hanım Efendi değerli öğrencilerimiz, değerli değerli üniversite adayı öğrencilerimiz muhakkak ki o üniversiteye gitsinler. Bakınız ben hep şunu salık veriyorum. Bugün Türkiye'nin en uç noktasından en uç noktasına kadar mesafe bir buçuk saattir. Bilemediniz iki saattir. Bugün o mesafeyi en fazla 400-500 TL ile Hı. bir uçakla gidip gelebilirsiniz. Bir günde kaldığınızı varsayarsak 500 TL doğru harcayalım 1000 TL. Hı. Yani lütfen bir gününüzü harcayınız, 1000 TL'nizi de harcayınız ama bir ömür boyu sizi şekillendirecek olan üniversitenin Muhakkak ki fiziki yapısını görünüz, hmm, kapıdan akademik personeli girin. giriniz, hmm. laboratuvar altyapısını görünüz, oranın çıktılarının kalitesine bakınız. O, o, o üniversite mezun olanlar şu anda ne yapıyorlar, nerelerde hangi görevlerde bulunuyorlar. Yani lütfen bu iki gününüzü ve bin TL'nizi bu işin harcayınız. Görmeden bir üniversiteyi ısrarla tercih etmemelerini ben burada öğrencilerime hmm. salık yani veriyorum... Yani biz kanalımda. her şeye ulaşabiliyoruz internet sitesinde bütün bölümler şey. yazıyoruz... İşte bu forumlarda hmm. öğrencilerin yorumları memnun mu değil mi yazıyor. Ama siz diyorsunuz ki birebir o kişisel etki göz göze gelip yani öğrencisine bunu, de sorsun, şunu, hocasına şunu da sorsun. Bunu isterim sizlere. Artık günümüzde tabii ki bizim üniversitelerimizin öyle bir eksiklik yapacağına inanmıyorum ama olabilir de. Yani photoshop'larla <laughs> yapay efendime söyleyeyim fiziki mekanlarla e, insanlar birbirlerini yanıltabilirler. <laughs> yani bilgi teknolojileri güzel. Efendim yani photoshop'larla, laboratuvarlarımız animasyonlar. var. Ne var içeride? Ama kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizin hangi üniversiteyi tercih edecekse de gözle görmelerini, elle tutmalarını oranın akademik yapısını, altyapısını, teknolojik, bilimsel, sosyal altyapısını, uluslararası ilişkilerini, mezunların konumlarını muhakkak gördükten sonra tercih etmelerinde ısrar ediyorum. Ek yerleştirme aslında ön lisans programını seçecek öğrenciler için de bir fırsat. Birçok da yine kontenjan yani. var. Herkes için. Hani bu ön lisansı çok çok önemsediğinizi biliyorum. Nitelikli evet. eleman mesleki ihtiyacı, eğitim, tabii mesleki yani. eğitim, mesleki tabii eğitim yani her bir araya geldiğimizde evet. sizin Çünkü o şu gerçek, ıı, üstlendiğiniz mesela, bir, bir şey yani aslında. Biliyorsunuz Anadolu yüksek Yüksekokulu İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Biz kurulurken Kuruluşu Öyle kurulduk lokomotif de. durumunda Hala üniversitemizin lokomotifi Ve yaklaşık yüze yakın program var orada Yüz ayrı program var hı hı. Ve inanır mısınız o öğrencilerimizin Yüzde altısı işe yerleşmiş durumda Ve hı. çok iyi şartlarda Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki artık e, işi eli, Yani bilgiyi elle tutabiliyorsanız Bilgiyi ürüne dönüştürebiliyorsanız Bilginin ekonomik bir değeri varsa Bir anlam ifade ediyor yani elle tutamadığınız bir bilginin ekonomik değeri olmayan bir bilginin ve ürüne dönüştüremediğiniz bir bilgi sadece hayalden ibaret hmm. oluyor. Tabii ki sosyal bilimler olacak. Elbette ki ben bunu aksini iddia etmiyorum ama bugün Türkiye'nin bulunduğu duruma, dünyanın bulunduğu duruma baktığımız zaman gerek teknolojik gerek bilimsel, gerek farklı alanlarda muhakkak ki öğrencinin bilgiye dokunması lazım. Mesleki eğitim bu anlamda bütün sektörler için yani bir bütün sektörler için olmazsa olmazın başında geliyor. İnanın birçok alanlarda yani biz ona beyaz gömlekli diyoruz. Beyaz yakalılardan, beyaz gömleklerden çok daha önemli, çok daha iyi şartlarda, iyi maaşlarda iş bulabiliyorlar. Hı hı. Çünkü o öğrenciler tutarak, dokunarak yetişiyorlar. Onun için biliyorsunuz İstanbul Aydın Üniversitesi zaten kurulduğu günden beri uygulamalı eğitim diye bir eğitim hı. modeli gelişti. Hı hı. Yani tek, sadece o lisans Türkiye'de için değil, lisans, lisans içinde için de bunları, bunları bunu yapıyoruz. Ama ben burada neyin altını özellikle çizmek istiyorum? Meslek yüksek okullarında mesleki eğitim alan öğrencilerimiz hem meslek sahibi olabiliyorlar hı. ön lisans programında hem de onu lisansa tamamlama imkanları oluyor onlara. Doğru. Sınava ön lisanslı, tabii ki hı hı. dikey geçiş sınavlarıyla evet. e, akraba olan branşlarda çok rahatlıkla e, dikey geçişle beraber lisansını tamamlayabiliyor, master yapabiliyor, doktora yapabiliyor. Hem mesleğini icra edebiliyor hem de akademik gelişimini bu şekilde ne yapıyor sağlamış oluyor. Tabii İstanbul Aydın Üniversitesi bu arada meslek eğitimi desteklemek maksadıyla yaklaşık bundan 4 yıl önce almış olduğu bir kararla da kendi meslek yüksek okulu mezunlarını ciddi burslar vererek bir defa herkes kafadan yani en ilk başta %50 burs alıyorlar bütün meslek yüksekokulu hmm, yüksek mezunları devam, etmek, devam istiyorsa. etmek için. %75 yüksek lisansa veriyoruz. Doktorlarını da bedava yaptırıyoruz. Meslek yüksek okuluna sırf mesleki eğitimi cazip hale getiriyoruz. Var mı getiriyoruz. acaba öyle örnekler? meslek Hocalarımız var. Başlayıp, Hoca, tabii kadar. Şu anda hocalık yapıyor. Doktorasını bitirmiş hmm. yardımcı doçent olarak görev yapan hmm. arkadaşlarımız var. Ve biz onlarla da Seçmek bir etmek, ediyoruz. özendirmek gerekiyor. Onur bunu kırmış oluyor. Bu örnek neden önemli? Ee, ya bir yere giremiyor. Girsin de bir iki yıllık okusun değil öyle. deniyordu. Kesinlikle Onu kırmış değil. oluyor yani şu evet. anda doktorasını birçok oluyor. Az olmuş. Sizin ifade ettiğiniz gibi o elastikiyet var. Yani bölümler arasındaki geçiş elastikiyeti daha orada rahat bir imkan tanıyor. Yani A bölümünde okuyan bir öğrencimiz e, dikey geçiş sınavıyla en az 7-8 ayrı boran da çok rahatlıkla geçebiliyor. Zaten öğrencilerimiz tercih yaparken de bunu çok rahat görebiliyorlar orada. Hı -hı. O anlamda önlerinde büyük bir fırsat var zamanı iyi değerlendirmek lazım. Puanlarını iyi değerlendirmek hmm. lazım. Hani hep deriz ya işte öğrenci üniversiteye hazırlanırken yaklaşık 10 küsür yıl Görkem Hanım çalışıyor. Tabii. İşte öğretimden başlıyor şimdi üniversiteye hazırlık biliyorsun. İşte ek ders alıyor, özel ders alıyor. Kurslara gidiyor. Eskiden dershane vardı oralara, Ailenin de bir emeği var yani falan. aslında. Sonra ne Sadece yapıyor? Sonra imtihana giriyorlar. Evet. Yani almış oldukları bilginin puana dönüştürülmesi. Yani üniversite seçme sınavına giriyorlardı. O ikinci aşamaydı. Üçüncü aşamada ne oluyordu? Puanın Fakülteye dönüştürmemiz hmm. yani şu aşama hmm. yani o puanını fakülteye dönüştüremeyen öğrencilerimiz bu dönemi çok iyi değerlendirerek puanlarını iyi fakültelere dönüştürsünler. Doğru. Son aşamada biliyorsun fakülteye mesleğe dönüştürmek. Bir de anne hani böyle enerji düşüyor ya sona doğru son ana kadar o böyle e, sorumluluğu elden bırakmamak da gerekiyor ama mi? ne hani kadar olmadı işte artık ama nedir bırakmamak gerekiyor. yarışı kazandıran son 100 metredir. son düzlüktür. Yani bütün öğrencilerin bunu asla unutmasınlar. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hmm. Yarışı kazandıran son düzlükte ortaya koymuş olduğunuz performans. Son performans. Yani çünkü böyle yorulanlar olacak arada anda, vazgeçenler olacak. Şu anda aslında bu öğrencilerimiz son düzlüğe girdiler. Burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Ek tercihlerde birinci tercihte tercih yapsaydı o imkanı yakalamayacak olan fırsatlar da vardır. Hmm. Yani bazen ek tercihler çoğunluk olarak da fırsat bir fırsattır da. da tabii tabii programın bir açılışında da, özellikle Yani birinci söyleyelim. tercihte yerleşemeyeceği bir bölüme ek tercihte yerleşen öğrenciler vardı. O hı. tabii onu çok iyi değerlendirerek çünkü orada kontenjan açığı kalmıştır. Orayı birinci yerleştirmede yazmamıştır. Puan ona yeterli değildi. Dolayısıyla bu son düzlüğü ne yapmamız lazım. İyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. lazım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi performansı o enerji elden bırakmamak lazım. Bu son düzlükte enerjinizle programımıza katılım sağladığınız için evet. teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimizi, ailelerine de başarılar diliyorum. Bu vesileyle de önümüzdeki bayram dolayısıyla da hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkürler İstanbul'a. Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikteydi. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Biryuni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel ile karşınızda olacağız. Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi ek yerleştirme dönemi önemli bir dönem. Evet. Programın iki bölümünde de şunu söyledik. Bazı dönemler hani böyle tam olmadı galiba artık derken bir anda fırsata dönüşebiliyor hayatımızda. Bu dönem de belki birçok arkadaşım için fırsat olacak. Evet. Çünkü yaklaşık 200 bine yakın bir kontenjandan bahsediyoruz. Hani yerleşip de kayıt yaptırmayanların da dahil olduğu bu süreçte. ...çok az bir sayı değil değil mi? Büyük bir sayı tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede yatan yaralılara da... ...acil şifalar diliyorum. Şimdi tabii önemli bir dönem. Arkadaşlarımız yaklaşık iki gün sonra... ...ikinci tercihlerini yapacaklar. Tabii bazıları çok akıllı gibi duruyor. Bazı hmm. arkadaşlarımız. Çünkü tercih yapmadılar. Tercih yapmayınca şu anda hemen hemen tüm üniversitelerde az da olsa bir tercih yapmayan veya kontenjan boşluğu var. Dolayısıyla belki de daha düşük puanlı hmm. daha iyi yere girebilecekler. Yaklaşık biliyorsunuz işte 60 bin boş kontenjan vardı. Şimdi 200 bine çıktı kayıt yapmayanlarla beraber hakikaten önemli ama buna rağmen yine de benim önerim. Yani sevmedikleri, ilgisi olmadıkları veya yetenekleri uygun olmayan bir branşı yine de arkadaşlarımız tercih etmemelerinde fayda var. Hı hı. Gerekirse bir sene bekleyecekler. Çünkü bu üniversite hayatı çok ayrı bir şey. İlle de girelim diye bazı arkadaşlar zorluyor hı hı. ama üniversite hayatı ...yüksek lisan, lisansta 4 yıl veya beş yıl, altı yıl. E, ön lisansta iki yıl ama ondan sonra 50 yıl Allah ömür verirse tabii meslek yapacaklar. Bu meslekte tabii iki soru olacak. Bir, mesleğiniz nedir? İki, hangi üniversitede mezun oldunuz? Doğru. Bu alnınıza altın mi? harflerle Alnında yazılacak. Iki bu, Dolayısıyla evet. yani bir iki yıl için veya bir yıl için bir yıl bekleyerekten çok daha iyi bir üniversiteden mezun olmak varken lütfen bunlara da dikkat edelim diyorum. Çünkü ömür boyu onun altında ezilecek veya gururla taşıyacak. Tabii marka üniversiteler var, markalaşmakta olan üniversiteler var. Bunları arkadaşlarımız hepsi biliyor aslında. Tabi dünyaya baktığınız zaman aslında böyle çok sayılı üniversiteler yok. Çok sayıda öğrencisi olan üniversiteler iyi değil. Yani hmm. bu Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Dolayısıyla 4 bin, 5 bin, 6 bin, bilemediniz 8 bin civarında orta ölçekli üniversiteler her zaman marka olmuş durumda Biraz şununla da mı ilgili? Hani hoca başına düşen, öğrenci başına düşen Tabii hoca ona sayısı. Tabii ona da çok dikkat etmek lazım. Marka üniversitelerimiz var. Yıllardan beri devam eden çok sayıda öğrencisi olan 20 bin, 30 bin, 40 bin. Tabii yeni kuruluşlar. Kurulan üniversitelere baktığınız zaman onların hoca sayısı çok fazla ama şimdi o hocayı elde etmek mümkün değil. Hmm. Dolayısıyla arkadaşlarımızın altını çizerek söylüyorum. Dikkat etmesi gereken en önemli şey böyle doldur boşalttan ziyade daha butik, daha hoca kadrosu tam yerleşmiş, oturmuş, e, yaptığı işi bilen, ...ne bileyim işte ileriye böyle bir vizyon çizen hmm. bir üniversiteyi tercih etmelerde fayda Kimlerden var. Kimlerden onu... eğitim alacağım ben? Bir baksınlar. Tabii. Şimdi hoca kadrosuna baksınlar. da şey açısından önemli. Hani uygulama diyoruz ya hep sağlığın içerisinde çok fazla uygulama var. O uygulamada da e, hani eğitim ortamında da aslında ne kadar az sayıda e, Tabii öğrenci ikinci, bir arada aynen olursa. Aynen öyle. İkinci bir trend dünyada artık tematik üniversitede. Hı. Artık bir insan bir iş, birkaç işle uğraşması mümkün değil. Çünkü ne öğrencisine yetiyor ne öğretim üyesine yetiyor yöneticiler olarak söylüyorum. Ne de iyi bir kooperasyon, iletişim oluyor. Üniversite demek aslında bir meslek edindirmeden ziyade bir çocuğa veya öğrenciye bir vizyon kazandırma yeridir. Tabii ki güzel eğitim yapacaksınız, tabii ki meslek edindireceksiniz. Ama en önemlisi yeniliği bulabilmek, ulaşabilmek, hmm. onu yorumlayabilmek. Yani ünlü bir filozof diyor ki bilim diyor kutuyu doldurmak değil, kıvılcımı yakmaktır diyor. Doğru evet evet. Yine biliyorsunuz bilgi bilim beş Hı -hı. harfli Hı -hı. ama dört beş bölü dördü ilgi. Ya yani ilgi olması için butik olması gerekiyor, İlgi olması için sayının az olması gerekiyor, İlgi olması için bu benim deyip, Heyecanla, aşkla, ne bileyim işte enerjiyle çalışmak gerekiyor. Tabii sayı yükseldikçe düşünün bir tane rektör, beş tane rektör yok. Hmm, hmm. Düşünün bir bölümde üç hoca var veya dört hoca var. Bilemediniz beş hoca var. Bu sınıfta 50 kişilik eğitim yapmakla 200 kişilik sınıfta eğitim yapmak inanın çok farklı. Hele sağlıkta çok farklı. Dolayısıyla dünya artık yavaş yavaş tematik üniversitelere doğru gidiyor. İşte teknoloji ağırlıklı veya işte eğitim ağırlıklı veya sosyal ağırlıklı veya bizim gibi sağlık ağırlıklı. Hı hı. Biz tamamen sağlık üniversitesiyiz, bir üniversitesi. Tıptan tutun işte Türkiye'de tanımlanmış 43 tane branş var. 43'ü de olan tek üniversitesiz. Bu ne lisanız. sağlıyor? Bu şunu sağlıyor. Bir kere birbiriyle ilintili hocalar çocukları çok daha iyi eğitiyorlar. Hı hı. Bir, ikincisi de ...birinci sınıftan sonra arkadaşlarımıza yatay geçiş imkanı tanıyor. Tabii ömür boyu bir meslek yapacak. Bu önemli. İyi olması lazım ama iyi olması yetmiyor. Yeteneklerinin olması hı hı. lazım. Üç ilgisinin olması lazım. Bir de beklentisini karşılaşması, karşılaması lazım ki o meslek, o meslekte iyi olabilesiniz. Onun için lütfen gerekirse bir sene bekleyelim. Ama bu böyle olduğu zaman, bunun dördünü yakaladığınız zaman, hatta dörtte üçünü yakaladığınız zaman inanın çok da para kazanırsınız, çok da mutlu olursunuz. En önemlisi insana iyi hizmet edersiniz. Üniversite eğitimi aslında çocuğa çok şeyler, sorumluluklar yüklüyor. En önemlisi topluma hizmet. Hı hı. En önemlisi mesleğini iyi yapması. Onun için de ne yapacağız? İşte bekliyoruz bizim gibi biz. sağlık çok sayıda laboratuvar imkanı olacak ve hastanesi olacak. Bak bunun altını çizmek lazım yine. Hastanesi olmayan bir üniversitenin sağlık branşından eğitim vermesi çok uygun değil. Hı, hı. Bak, bunu tabii yukarıda, yukarılarda belki düşünüyordur, düşünüyordur tabii belki demiyorum ama Türkiye imkanları belki ama artık fırsatlar var, artık butik üniversiteler var, artık tamamen işte tematik olmuş, o onun gereğini tamamen oluşturmuş. Yani ne kadar Hastanesini çok bakın ne kadar çok hasta var görürseniz o kadar tabii, çok pratik kesinlikle. yapma şansınız oluşur. Sağlık Şimdi... çünkü kötü doktor adam öldürür derler ya, evet, hakikaten evet. öyle. Onun için hayır, bir tek doktor için demiyorum. Fizyoterapist de olsanız, ne bileyim optisyen de olsanız, odometrist de gerekiyor. olsanız. Ergoterapist de olsanız muhakkak hastane olacak. Hı hı. Hastanede ne yapacaksınız? Staj yapacaksınız. Bura benim diyeceksiniz. Bir de bitirdikten sonra tabii iş imkanları olacak. Hı hı. E şimdi bizim hastanemiz var veya işte hastanesi olan üniversiteler var. E bunlar devamlı büyüyor. Dolayısıyla kendi öğrencisini de öncelikli olarak tercih ediyor. Dolayısıyla öyle de bir avantaj şimdi oluyor. Şimdi yatay geçiş hakkı dediniz ya. bir de şunu söylediniz hani yine de birisi bir yıl beklesin gerekirse evet. istemiyorsa ha. o bölümü. Şimdi şöyle de olabilir mi? Belki kontenjan olarak baktı kendi okumak istediği bölüme yakın bir bölüm Tamam girdi orada okudu bir tamam. yıl sonra belki geçiş yapmak tamam, isteyebilir olur. bu da Not mümkün ortalaması yüksekse artık giriş puanına bakmıyoruz sınıftaki ortalaması yüksekse dolayısıyla rahatlıkla ikinci bir istediği bir bölüme birinci sınıftan hatta ikinci sınıftan sonra rahatlıkla geçebiliyor Şunu da söyleyelim tabii. bazen dört yıllık lisansı kazanamıyor evet ancak puanı 2 yıllığa yetiyor. Burada da rahat olsun arkadaşlarımız 2 yıllık bir branşı bitirir. Dikeye sonra geçiş dikey geçiş sınavı var. Dikey geçiş sınavıyla rahatlıkla 4 yılı bitirir. Hemen hemen her Bir de şunu söylemek lazım. Yani hemen hemen çoğu sens... bölümler yani bir bölüm 4-5 bölüm, bölüme girebiliyor. girebiliyor. Onu internetten veya bizim siteden görebilirler. Hı hı. Ee, bir de şunu söylemek lazım. Yani çocuk bitirdikten sonra bitirdikten sonra tabii sağlıkta iş imkanı çok fazla. Hı -hı. Yani şu anda 2.8. Sizin en az oldu. En az olanlardan. oldu. Yani yok gibi bir durum. İyi olursanız zaten tüm branşlarda iş imkanı var. Ama sağlıkta iyi olmak zorundasınız. Hı -hı. Kötü olursanız inanın hayatınız mutsuz geçer. Hı -hı. Yani niye? Çünkü çok fazla da mesai harcanılan Çünkü bir öyle. Alan. Yani her meslek çok bir çok önemli ama sağlıkta can var bir tarafta. Evet. Dolayısıyla onunla şey yapıyorsunuz. Onun için muhakkak ne yapıp yapıp bitirdikten sonra da tercih ederken bunu da düşünsünler istiyorum bitirdikten sonra ya ben iş imkanı veya iyi bir yerde iş bulabilecek miyim? Hmm, buna da bir lazım. Şimdi insanlar da tabii biz hastane çalıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Geldiği zaman nereden mezunsun diye bir kere soruyoruz. Hı hı. Bu çok önemli. Toplumdaki algı da önemli. Algı da önemli. E bir taraftan şimdi kocaman bir üniversitesiniz. ...veya işte branşlaşmasınız veya altyapınız tamam değil... ...o zaman biz de diyoruz ki işveren olarak... ...ya yanında daha böyle bir hakikaten butik, hakikaten iyi eğitim almış... ...iyi, iyi eğitim aldığını algı olarak da biliyoruz... ...orada iyi hocalar olduğunu biliyoruz... Hı hı. ...oranın eğitiminin hakikaten sıkı olduğunu... ...hakikaten iyi bir eğitimden geçtiğini... ...o üniversitenin bir vizyon kazandırdığını hissettiğiniz zaman... ...onun iş imkanı daha fazla oluyor... Tabi bu zamanla olacak zaman bir şey. olacak ama bir şey galiba. Tabi yani herkes bu için dönüşüm. geçerli bu ama ben genel olarak söylüyorum. Lütfen bitirdikleri zaman, yani üniversiteye gireyim bir kapağı atayım falan olayı bitmiştir hmm, Türkiye'de. Hmm. Türkiye'de muhakkak bitirdikten sonra ben artık nerede, nasıl, ne şartlarda, ne kadar maaşla, ne kadar imkanla bir iş bulacağım. Bunu muhakkak. ...arkadaşlarımızın sorgulaması lazım... ...onun için de diyorum ki gerekirse bir sene beklesinler... Hmm. ...bunun hiç şeyi yok çünkü... ...bir 50 yıl sürecek... ...şimdi 5000 ile başlamak başka... ...on binle baş, başlamak lazım. İkinci bir şey söylüyorum. Muhakkak dil bilsin arkadaşlarımız. Hmm. Çünkü tar sağlık turizmi Türkiye'de çok gelişti. Daha bunun 10 katlarını göreceğiz inşallah. Dolayısıyla lütfen İngilizce bilen iki kat maaş daha fazla alıyor. Yabancı dillerini lisans döneminde muhakkak tanımlasınlar. Yani hem Türkiye'de çalışacaklarsa da hem öyle yurt bir içinde. Biron Üniversitesi'nde biz biliyorsunuz hazırlığı birinci sınıfta okutuyoruz. Hmm. Çocuklar birinci sınıfta normal hazırlık derslerinin 950 saatinin hepsini alıyorlar ile İngilizce bilerek mezun oluyorlar. Artı bir de, bir yıl hazırlık bir de, okumamış bir oluyorlar. De zaman kaybetmedi. Hı hı. bir yıl kaybetmeden İkinci bir şey de muhakkak ve muhakkak söylediğim gibi bitirdikten sonra iyi bir meslek olması için teknolojiye hakim olmalılar. Hı hı. Lütfen lisans döneminde de teknolojiyi muhakkak kendileriyle iç içe bir şekilde yani bilgisayar programlarıydı, şuydu, buydu falan bunları çok iyi kendilerini geliştirmeli. Gelecekte iş imka, imkanı bulma şeyi bir bir mesleğiniz var ama ...artı neyiniz var diyecek. Hı. Hala öyle aslında şimdi ben günümüzde de öyle. Günümüzde ben kendi örneğimi söyleyeyim. Ben en çok hasta bakan hekimlerden bir tanesiyim. Rakamlarla da öyle, vergide de öyle. Ee, çocuk nörologuyum. artı doçentlik sıra, sıramda doktora yaptım. Genetik. Nörolojinin yaklaşık %60'ı %70'i genetik. Onunla birleştiği zaman nörologlardan ne yapıyorsunuz? O gözle baktığınız zaman daha farklı hasta yakalayabiliyorsunuz. Hmm. Daha iyi teşhis edebiliyorsunuz. Dolayısıyla gelecekte şunu söylemek istiyorum. Muhakkak yan dallarını iyi yapsınlar çift dalları muhakkak yapsınlar. Çok çalışsınlar. Ya üniversite lisede çok yoruldum. Artık hmm. üniversitede rahat edeceğim. Algısını evet, evet. lütfen. Yani bir bunu muhakkak atalım da bir rahatlayalım artık. Böyle bir şey yok. daha diyorsunuz diyorsunuz yeni, başlıyor. yeni başlıyor. İş, başlıyor. Eyvah. Yani Churchill diyor ya ikinci Dünya Savaşı'nda "Aa işte ikinci Dünya Savaşı daha yeni başlıyor." diye. Dolayısıyla bu başlangıcın sonuydu diyor bir başlangıcın sonunu bitirdiler. Şu anda daha yeni başlıyorlar. Bir Çünkü bütün ömrü boyunca bir meslek yapacak, onu çok iyi öğrenmesi lazım. O öğrendikleriyle ...en iyi iş imkanı bulması lazım... ...ve kendini geliştirmesi lazım. Ama şimdi lazım. daha isteyerek seçiyorlar... yani ...başka olacaktır o zaman... ...ben bunu sevmiyorum, istemiyorum dediği dersleri de gördükleri bir süreçten... ...ve Aynen böyle sınav öyle. odaklı bir süreçten geliyorlar. Şimdi belki... ...yani araştırırken mutlu olacağı... ...o kütüphanenin içerisinde... Tabii ki, tabii ...istediği ki. dersi çalışırken ya kendini şöyle, bulacağı bir ortamda iyi olacak, olacak. olacak. Bakın hocası iyi olacak... ...en önemli şey üniversitede... ...hakikaten hocası bilimsel olacak. Hmm. Ben şimdi tabii yani yöneticiler de öyle oluyor... İşte kendi konusunda iyi değil, dil bilmiyor, yurt dışı eğitimi olmamış falan gelip koyduğunuz zaman rol model önemli. Yani rol modeliniz güçlü olacak. Hı hı. Yani ben Pittsburgh'da şeyde çalıştım bir müddet Cleveland'da. Cleveland'ın en iyi Koroskov'du o zaman kalp cerrahı. Onu gelip patron yapmışlardı. Hmm. anlatabildim. mi? Hı hı. Yani dünya böyle. Yani oraya başa koyacağınız, bölüm başkanı yapacağınız, dekan yapacağınız insanlar konusunda en iyi olmalı. Ki ilham Aa, ver düşük vermeli retle, öğrenciye. Düşük ücretle onu aldım. Aa işte ekonomim iyi olsun. Yeri değil üniversite. Hı hı. Üniversite hakikaten en butik, en iyi hocaları alacaksınız ki arkayı sürekli sürükleyebilsin. Yani işin sırrı, başarının sırrı aslında heyecan İkincisi enerji. Hı. Enerji içinde tabii altyapınız iyi olacak. Onun için arkadaşlarımıza tekrar bir şey yapalım. Bir, kendilerini çok iyi yetiştirecekleri, kendilerine vizyon katacağı, hı hı. ufuk katacağı. Biz Birol Üniversitesi olarak diyoruz ki mesela herkes akademisyen olsun. Ya biz akademisyen yetiştirelim. Hı. Biz çünkü seçme hocalar aldık diyoruz. Hakikaten öyle oldu. Yani biz Türkiye'nin en iyilerini almaya çalıştık. Dolayısıyla onların yanında ...bu vizyonla arkadaşlarımız bitirdikten sonra hemen master yapsın. Arkasına doktora bir yapsın. Bir hani bu şu açıdan da önemli bir şey bu söylediğiniz. Hep böyle mesleğe insan yetiştiriyor. Sanayiye iş gücü gibi bir şey değil. Üniversite bambaşka bir Efendim, şey. Efendim yani orada araştırma da Araştırma görevi yani, üniversitenin. Aa, bilim üretme görevi. Sanayiye gidenleri görmeyelim. Onlar da bir Ama yıldız. Bir parçası değil Hayır mi? onlar da bir yıldız. Hı -hı. Ben de öğretim üyesi yeteneği olan insanlar orada da olmalı. Hı -hı. Çünkü bizim bizim artık bilim üretmemiz lazım. Evet. Bilim üretmeden hiçbir şey olmaz. Yani üniversite lise gibi "Aa <laughs> şu dersleri çalışacaksın, sınav oldu, bitti, Olmamalı. diplomayı da aldın. <laughs> Ondan sonra gittin, dışarı çıktın. Evet. Ne yapacaksın? Muhakkak bir yere başvuracaksın." Evet, evet. Başvurduğun zaman yani işte burada butik önemli diye düşünüyorum. Burada ilgi önemli diye düşünüyorum. Burada öğrenciyi yetiştirmek diye yetiştirmenin çok önemli olduğunu inanıyorum. Bir de üniversite öğrencisine sahip çıkmalı. Yani sürekli eğitim merkezleri var biliyorsunuz. Evet. Hele sağlıkta çok hızlı bir gelişim var. Çok çok o hızlı bir değişim var. Kartopu topu gibi bir, bir şey ortam yapıyor. Onu gerekiyor. güncellemek için 6 ayda bir, yılda bir bizim öğrencilerimize sözümüz var. Biz başladıkta. Dolayısıyla o öğrencilerimizi dönem dönem çağırıp 2 yıllık, 3, 2 günlük, 3 günlük hmm. ücretsiz bir şekilde eğitmek lazım. E tabi bu 20 bin, 30 bin olunca olmaz. Hmm. Ama 5 bin, 6 bin olunca Olur Mümkün diye düşünüyorum. Evet. Umuyoruz ki o söylediğiniz ilgilerini karşılayan bölümlere, fakültelere evet. başvurabilecekler evet. bu dönemde İnşallah. arkadaşlar. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Biz teşekkür için. ederiz. Bir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizimle birlikteydi. Bize güzel haberlerinizi bekliyoruz bu süreçten sonra neler olacak merak ediyoruz açıkçası. Umuyoruz ki bazı arkadaşlarımız için gerçekten fırsata dönüştürdükleri bir süreç olur bu süreç. Güzel haberlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaşın. Hani son bir kez şu üniversitede acaba hangi bölümler var bir izleyeyim diye merak ediyorsanız meslekleri konuştuk, bölümleri konuştuk tüm bir yıl boyunca. Yolun başındayken nokta TV adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca orada bir uygulamayız uygulamamız daha var. Üniversite öğrencileri kendi bölümlerini anlattılar. Ee, yani şu anda okuyor bu öğrenci arkadaşlarımız. Önemsiyoruz o yüzden onların ne dediğini. Siz de bir göz atarsınız belki. Bol şans hepinize. Hoşçakalın. Başarılar.